unutarak terk etmek müstesna ama kasıtla terk etmek yoktur. Bismillahi Allahu Ekber denecek ve hayvan gırtlağından kesilecek. Dört şeyi keseceksiniz, dört şey. Bir yemek borusunu, ikincisi soluk borusunu, üç veya dördüncüsü de yemek borusuyla soluk borusunun arasında kalan iki tane can damarı var, kan damarı var, o iki damar kesilecek. Dört şeyini kestiniz mi tamam, kan çıkar, hayvan harekatı durur, sükunet bulur ve vücudu soğur, derisini yüzersiniz, kafasını kesersiniz, tertemiz taksimatınızı yaparsınız. Gerek kurban etini, gerekse kurban derisini Kur'an'a hizmet edenlerden başka hiçbir yere vermeyesiniz. Kurbanınızı Kur'an'a kurban edeceksiniz. Nerede Kur'an'a hizmet varsa kurban derisi oranındır. Nerede Kur'an'a hizmet varsa kurbanın eti oranındır. Kimse sizin kurbanınızın yakasına yapışamaz. Kimseyi zorlayamazsınız, kimse sizi zorlayamaz. Kur'an'a hizmet olan yere kurban derisini veriniz. İmam Hatip'te okuyan yavrularımız var fakir fukara. İlim yayma cemiyetimiz çırpınıyor, et topluyor, deri topluyor bu yavruları okutmak için. Resmi, diyanetimize bağlı resmi Kur'an kurslarımız var. Et topluyor, deri alıyor, ihtiyacı var, zarureti var, bir sürü. Hele size bir hayırlı haberi vereceğim. Bu Kadırga'da Sokullu Şehit Mehmet Paşa'nın bir vakfı var. 53 kubbeli, odalı, muazzam bir yer var. Orasını 3 türlü Kur'an kursuna çevirmişler. İstanbul Müftülüğü ve Eminönü Müftülüğü bir de bir dernek kurmuşlar, güzel bir hareket. O Mimar Sinan'ın eseri olan o kubbeleri, o medreseleri, o muazzam vakıf eserini Kur'an kursuna hasretmişler. Daha evvel o Mimar Sinan'ın eseri kubbelerinin altında orada oyun oynuyorlar, çalgı çalıyorlar, eğlence yapıyorlarmış. Temizlemeye başladıkları zaman o kubbelerin altı tamamen tepeye kadar şarap şişeler dolu olarak tespit edildi. Yemişler, içmişler, halk evi yapmışlar, halk evi yapmışlar, bir rezalet yapmışlar. Ecdadımızın Kur'an okulsun diye yaptığı bu muazzam vakfı fuhuş yapmaya kullanmışlar. Şimdi orası temizlendi, Kadırga'da.